Geliyor. Geliyor. Sultanım. Abdullah, İshak. Avluyu tez hazırlayın. Haremi haber edin, misafirlerimiz var. Kazanları çıkartın. Ambarda ne var ne yok dökün ortaya. Bilhassa hastalarla ilgilenin evladım. Haydi. Hadi. Buyurun. Sultanım, ambardakiler yetmeyebilir. Olandan verelim azizim. Olmayandan değil. Eyvallah sultanım. Neden girmiyorsunuz? Şeyh Hazretleri nasıl söylenir bilmem. Biliriz niyetini salis. Şüphemiz yok. Lakin aramızda başka mezhepten olanlarımız var. Haber gelmiş, itikadi olarak sizin sofranıza oturamayız derler. Gitmeden evvel size bir sualim var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul ediyorsunuz değil mi? Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'e de imanınız var değil mi? Elhamdülillah. Öyleyse Allahu Azimüşşan Maide suresinde ne buyuruyor? Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği sizlere helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Bu durumda Hristiyan veya Yahudi olsam bile bu durumda menfi düşünmek ters kaçacağı gibi aynı dinin ümmeti olmamıza rağmen soframızı reddetmek niyedir? Peygamber Efendimiz bir Yahudinin evine misafir olup yemeğini yemedi mi? Dedikleriniz muhakkak doğrudur. Lakin bize böyle buyurdular. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir defasında bir imamın arkasında namaz kılmıştı. Namazdan sonra imam ona şöyle sordu. Siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde rızkınızı nereden temin ediyorsunuz diye sordu. Bayezid-i Bistami Hazretleri bunu duyunca ben namazımı tekrardan kılayım. Zira rızkı kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım. Bu caiz değildir buyuruyor. Rızkı veren Rabbimizken niçin imamdan iznini sorarsınız azizler? Mezheplerimiz ayrı olabilir. Din birdir, şeriatı birdir. Şimdi Allah rızası için davetimize iştirak ediniz. Gitmekte ya da girmekte hürsünüz. Lakin biliniz ki bu kapı sizin kapınızdır. Ne vakit isterseniz girebilirsiniz.